Arkadaşlar matematik soru çözerken öğrenilir. Bol bol soru çözmeniz için hazırladığımız tüm kaynakları şenolhocamazda.com'da ve kitapçılarda bulabilirsiniz. İyi dersler, iyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, ben Emre Hoca. Bugün Şenol Hoca yayınlarından çıkan 10'lu TYT denemesinden ilkinin sorularını çözeceğiz. Bunlar biliyorsunuz fasikül fasikül arkadaşlar. Şimdi ilkinin sorularını tokatlayacağız. Eğer bu denemeden şu anda elinizde yoksa şunu yapabilirsiniz. Videoyu durdurup soruyu çözüp benim çözümümü inceleyebilirsiniz. Hemen bismillah deyip ilk soruyla startı veriyorum. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi öncelikle biliyorsunuz üstel işlemler yapılır. Bakın burada eksi 4 var. 1 bölü 2'nin eksi 4. kuvveti bana neyi verecektir? Tabii ki 2 üzeri 4'ü verecektir. Bu da 16 yapacaktır. O zaman bu soru 1 eksi 16 bölü aşağıdaki işlem. Peki aşağıdaki işlemi nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabilir miyiz? Mesela burada 3 ile burada da 2 ile payda eşitlemesine girsem bunun sonucu ne çıkacaktır? 3 ile buraya geldi, 2 buraya geldi. Paydamız da 6 olduğu için 5 bölü 6 çıkacaktır. Süper. O zaman 5 bölü 6 bunun paydası oluyormuş. O halde eksi 15 bölü 5 bölü 6 yapacaktır. Bölme işlemini yaparken de ikincinin ters çevrilmesi gerekiyor. O yüzden eksi 15 çarpı 6 bölü 5 diyoruz. Bunlar sadeleşiyorlar. Burada eksi 3 kalıyor. Cevabımız eksi 3 çarpı 6'dan eksi 18 çıkıyor. İlk sorumuzun cevabı bursaymış. Hemen ikinci sorumuzla devam ediyorum. Şöyle yalnız ayırmayı başarabilirsem. Evet, ikinci sorumuz dedik. Üçüncü sorumuzdan devam ediyoruz. Hemen ikinciyi tekrar geri alıyorum. İkinci soruda diyor ki aşağıdaki diyagramda çemberlerin içinde toplama işlemi veya çarpma işlemi yapılarak işlemler aşağıya doğru sürdürülmüştür. Buna göre ABC yerine yazılması gereken işlem ve sayılar hangisine doğru verilmiştir? Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Net olanlara bakalım. Bakın arkadaşlar, burada hangi işlem olduğunu bilmiyoruz. Burada bir toplama işlemi var. A 0,5 ile kimi toplarsam 0,25'i bulur. Buradan B'ye ulaşabilirim değil mi? 0,5 artı B'nin bana 0,25'i vermesi gerekiyor. O zaman buradaki 0,5'i karşıya atarız. B eşittir ne olacaktır? 0,25 eksi 0,5 olacaktır. Hepinizin bildiği gibi bu 0,50 demektir. Arkadaşlar buradaki işlem yapılırsa eğer 0,50'den 0,25 çıkartırsak yarısı olduğu için 0,25, yalnız küçükten büyüğü çıkardığınız için eksi 0,25 olacaktır. Dolayısıyla B eksi 0,25. Bak, görüyor musun? Hemen bunları çiz. Devam ediyorum. Bakın burada da net bir işlem var. Çarpma işlemi. 0,8. 0,8 8 bölü 10 demek. Çarpı 0,25. Bu ne demektir? 1 bölü 4 demektir. Çünkü 25 bölü 100 diye bunu yazdığınız takdirde sadeleşme yaparsanız 25'te 1 bölü 4'ü bulursunuz. Bunları çarp diyor adam sana. O zaman çarparsın ve buradan çat çat sadeleşme yaptığın zaman 2 bölü 10'u, yani buradan da 1 bölü 5'i bulmuş oluyorsun. Şimdi seçeneklerde 1 bölü 5 olmadığı için ben 2 bölü 10'u, yani 0,2 karşılığını kullanacağım. O yüzden şunların da altını çiziyoruz. Ceyhan ya da Edirne. Şimdi sıkı dur. Peki ben buradaki A'yı nasıl bulacağım? Arkadaşlar buradaki işlem ya toplama ya çıkarma değil mi? Peki Allah aşkına mantıklı düşünelim. Burası toplama olsaydı 1,6 ile 0,5'i toplayıp 0,8'i bulabilir miydik acaba? Bence bulamazdık. Çünkü bakın şöyle oluyor. Toplama hizalı yapılır biliyorsunuz. Bunları topladığınızda 1 elde var, 1 2,1 buluyorsunuz. Yani buradaki işlem toplama değil, neymiş? Çarpmaymış diyeceğiz ve cevabımızı C şıkkı olarak işaretleyeceğiz. Geçeceğiz bu soruda, tokatlamış oluyoruz. 3 numara sorudayım. 3 numara soru bir eşitsizlik, pardon eşitsizlik diyorum. Nedir bu işlem, işte artı eksi karakter bulma sorusu kısacası. Şimdi soruda verilenleri bir okuyalım. 3 tane veri var soruda. Diyor ki ABC sayılarının işaretlerini sırasıyla bana bul. Öncelikle şimdi şuradan bir başlasam A çarpı C sıfırdan büyük diyor. Peki sıfırdan büyük olması neyi gösteriyor bana? A ile C'nin işaretlerinin birbiriyle aynı olduğunu gösteriyor. Öyle mi? Peki A artı C de sıfırdan büyükmüş. Arkadaşlar her ikisi eksi olsaydı toplamları sıfırdan fazla çıkmazdı zaten. Dolayısıyla kesinlikle her ikisi de ne olmak zorundadır? Artı olmak zorundadır. Bakın A ve C artı olacak. Gel buraya, A ve C artı. A ve C artı. Başka artı olan var mı? Yok. İki seçenekte kaldım. Peki B'yi nasıl belirleyeceğim? A'nın işareti artı değil mi? Evet, artı. Mesela artı 3 olsun. Artı 3 ile kimi toplarsan cevap 0 çıkar. Bravo. Eksi 3'ü toplaman lazım. Demek ki B'nin işareti eksi oluyormuş. Eksi oluyormuş. O yüzden A'nın işareti artı, B'nin işareti eksi, C'nin işareti artı olacağı için cevap A seçeneği oluyor. Bu soruyu da böylece çatçut tokatlamış oluyoruz. Devam edelim. 4 numara sorudayız. Bak yine kaçıyor daha. 4 numara soru. Uzunca bir soru. Okuyalım bakalım. Erkek ve kızlardan en az birer tane öğrencinin bulunduğu bir sınıftaki öğrencilere 60 adet tanıtım kitabı dağıtılacaktır.
Bu sınıfta kız öğrencilere ikişer kitap, kıyak geçmişler ha. Kız öğrencilere ikişer kitap, erkek öğrencilere birer kitap demiş. Onu not alıyorum hemen. Birer kitap. Dağıtıldıktan sonra 24 kitap artıyor. Kızların sayısı K, erkeklerin sayısı E. Aşağısı klasik, hangisi doğrudur? Şimdi kızlara ikişer kitap dağıtıyorsan 2K kitabı dağıtmışsındır kızlara. Artı erkeklere birer kitabı dağıtıyorsan E kitabı da oraya vermişsindir. 24 kitabın arttığını söylüyor soru. O zaman artı 24 eşittir dağıtılacak miktar olmalı. Yani 60 tane kitap, değil mi? Peki buradan 2 tane K artı E'yi ne bulmuş oluyoruz? 36 mı? Şunu niye çizdim onu da anlamadım da. Attım karşıya, 36 mı yaptı? Süper. 2K artı E 36'ymış. Peki gelelim şimdi. Tektir, çifttir, en çok 17'dir falan filan. Şimdi bakın şöyle bir şey yapabilirim. Burası çift değil mi? Evet. Burası da çift değil mi? Evet. Peki çifte kime eklersem sonucu çift olarak bulurum? Çifte eklemem lazım. Dolayısıyla E'nin de mecburen ne olması gerekiyor? Çift olması gerekiyor. Şimdi E çift sayıdır. O zaman buna tik attık. K kesinlikle tek sayıdır demiş. Vallahi K tek olmak zorunda değildir. Neden diyeceksin? Mesela sınıfta atıyorum 10 tane erkek vardır. Pardon. 10 tane kız vardır. Aynen. Geriye kalanlar 16 kişi. 16 kişi de erkek olur. Bu dolayısıyla ne olacaktır? K sayısı tektir diyemezsiniz. Kısacası bu çöp oluyor. K en çok 17'dir demiş bana. Bakalım öyle mi? 2K artı E'nin bu soruya göre 36 olması lazım. Eğer biz K'ya 17 değil de 18 verirsek erkeklere 0 düşmüş olacak. Ama sorunun başında en az bir tane vardır diyordu. O yüzden K'ya 18 veremezsin. Mecbur 17 vereceksin. Erkeğe de 2 tane kalacak. Dolayısıyla K en çok 17'dir bilgisi doğru. Yani 2 de 3 burada doğru cevabımız oluyor. Dördüncü soruyu da bitirdik. 5'teyiz. Evet, bu da şimdi yayınlanan örnek TYT kitapçığından bir benzer bir soru gibi duruyor. Orada biraz daha basitti. Böyle bir şekil vermişti, onu sormuştu. Burada da toplama çıkarma var. Arkadaşlar şimdi bakın şöyle yapacağım. Toplama ve çıkarma işlemi taralı bölgede modelleme sonucu kaçtır diyor. Bunun sonucunu sormuş kısacası. Şimdi bakınız burada 8 parça var hepsinde, değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. İlkinde ne var? 5 bölü 8 var. Artı. İkincisine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Orada da 5 bölü 8 var. Eksi. Burada da tamam taranmış. Tamam mı? 1'dir. Ya da 8 bölü 8 olarak yazalım. Çıkarma yapacağız orada. Dolayısıyla paydaları hangi geldiğine göre 5 artı 5, 10. 8'i düş buradan. 2 bölü 8. 2 bölü 8 kaç yapmış oluyor? 1 bölü 4 yapmış oluyor. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. Altıncı sorudayım. Altıncı soru bir denge sorusuna benziyor. Şimdi hemen bakın şöyle soruyu açtım ya. Soruyu açarsam hemen gözüm ister istemez buraya odaklanıyor. Arkadaşlar sorunun bütününe bir bakın. Ondan sonra soruya dalın, tamam mı? Bakın şöyle diyor. Ağırlıkları birer pozitif tam sayı olan özdeş 4 küp. Özdeş ne demektir? Eşit demektir birbirine ağırlık anlamında. Özdeş 3 küre ile 33 kilogramlık ağırlık eşit kollu terazide dengededir diyor. Şimdi buna göre küpün ağırlığı en çok ne kadardır diye sormuş bana. Öncelikle küpün ağırlığına ne diyelim? Küpün ağırlığına x diyelim mesela. Kürenin ağırlığına ne diyelim? Bir tanesine, ona da y diyelim. Peki kaç tane küremiz var? Kaç tane küpümüz var? 4 tane küpümüz var. 4x ağırlık artı 3 tane küremiz var. 3y ağırlık eşittir 33 oluyor. Ben burada küpün ağırlığını en çok yapmaya çalışacağım. Doğru mu? Evet. Şimdi dikkatle izleyin beni. Küpün ağırlığını en çok yapabilmek için y'yi mümkünse az seçmeye çalışacağız. Peki y'yi en az kaç seçebiliriz acaba? 1 seçsek olmaz, 2 seçsek olmaz vesaire vesaire denersiniz. Ama şöyle de bir yöntem göstereyim. Burası 3'ün katıdır. Doğru mu? Evet. Peki burası da 3y olduğuna göre bu da 3'ün katıdır. 3'ün katına kimi eklersen tekrar 3'ün katını bulursun. Tabii ki 3'ün katına eklemen gerekiyor. O zaman burası da 3'ün katı olmak zorunda. Yani x öyle bir sayı seçeceğim ki 3'ün katı olacak. 4x. Hangi seçenekler buna müsait? A ve D. Gördün mü çakallığı? Heh, böyle kapış. Şimdi 6 en çok diyor ya. 6'yı aldım buraya. 6 yazsam. 24 artı 3 tane y eşittir 33 oluyor. Buradan şuraya 9 kalmış oluyor. Y'de kaç çıkıyor? 3 çıkıyor. Gördün mü? Dolayısıyla y'yi de pozitif tam sayı olarak ayarlamış oluyoruz. Kısacası doğru cevabımız 6 olacaktı. Ya da 1, 2, 3 verirsin. 3 verdiğinde bunun 6 geldiğini görürsün ve işaretlersin. Tamamdır. Devam et. Bir sonraki soru. 7. Köklü sayı sorusu. Şimdi kök 96'yı dışarı çıkartmayı biliyorsunuz değil mi? 16 kere 6. Yalnız şöyle bir şey gördüm ben. 24'ün 4 katı 96'dır. O yüzden 96 sayısını 4 kere 24 diye düşünüyorum. Sonra 24'de hiçbir şey yapmıyorum. 12'ye de hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki 24 sayısı dışarı
2 diye çıktığı için 2 kök 24 eksi kök 24 bölü karekök içinde 12 oluyor. Peki şu işlemin sonucu bir tane kök 24 değil midir? Evet, cevap kök 24'ün kök 12'ye bölümü olacaktır. Zaten derece aynı olunca bunları direktmen sadeleştirebilirsiniz. Cevabımız karekök içinde 2 olacaktır. Doğru seçeneğimiz Ceyhan oluyor diyebiliriz. Kapış. Devam et. Bir sonraki sorudayım. X 3'ten büyük olmak üzere. Yukarıda kayma yaptık yalnız, daha dikkat. Yukarıda ABC'de dikdörtgen kartonu ve içindeki dikdörtgen kesim bölgesinin kenar uzunlukları verilmiştir. Bu karton şekildeki gibi kesilerek kaç adet küçük karton elde edilir? Şunlardan kaç tane olacağını soruyor. Şimdi bak, şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Diyelim ki bu büyük kartonun alanı 100. 100. Peki şu küçük parçanın alanı da 2. Kaç tane bunlardan kullanacağını bulmak için bölme yapmıyor musun? 50 tane. Bunu sayısal örneklendirdim. Demek ki işlemimiz bölmeymiş. O yüzden büyük şeklin alanını, yani büyük şeklin dikdörtgen olduğu için x kare eksi 5 tane x artı 6 çarpı, buradaki kısım da x kare eksi 1 zaten. Büyük şeklin alanını küçük şeklin alanına böleceğiz. Küçük şeklin alanı da x artı 1 çarpı nedir? X eksi 2'dir. Şimdi burada sadeleştirmelere bir bakalım. İlk başta şurayı fark ettim. Burası 2 kare farkından x eksi 1 x artı 1 diye çarpanlarına ayrıldı mı? Süper. Peki burası çarpanlarına ayrılıyor mu? Evet. Nasıl ayrılır? Artı 6'yı eksi 3'e eksi 2 diye, bunu da x'e x diye seçerseniz toplamlara eksi 5'i verdiği için şu kısmın çarpanlarına ayrılmış hali x eksi 2'ye x eksi 3 olacaktır. Yanında da zaten diğer çarpanlar var. X eksi 1 x artı 1 oluyor. Aşağıya zaten hiçbir şey yapmadım. O da x artı 1 x eksi 2 oluyor. Ve buradan x artı 1'ler birbirini götüreceklerdir. X eksi 2'ler de birbirini götürecektir. Geriye sadece burası kalıyor. Bu kadar karton elde edebilirmişiz. Dolayısıyla doğru yanıtımız x eksi 3 çarpı x eksi 1'den E şıkkı olacaktır. X 3'ten büyük olduğu için sorun yok. Anlatabildim mi? Negatif çıkmaz yani adet. Oo, güzel sorudan başka bir güzel soruya geçelim. Bu ne ya? Çok uzun sorular insanı korkutuyor biliyorum ama şunu yapacaksınız. Çok uzun sorular da aslında bilgi çoktur. Bilgi çok olduğu için de ne yapabilirsin? Daha iyi yöntemler kullanaraktan soruyu çözebilirsin. O bilgileri kullanarak daha iyi yöntemler türetebiliriz. Şimdi laf gevezeliği yaptım, pardon. Hemen soruyu okuyalım. Bana diyor ki A1 AN. Ben kısa kısa okuyacağım. Bilmem ne aritmetik ortalama denir. Buraya kadar aritmetik ortalamayı tanımamış çöp. Tamam mı? Aritmetik ortalamayı biliyoruz zaten biz. Geç buna. Bilmeyenler okusun. Peki sonra da bunu göstermiş mi? Bu da çöp. Zaten onu da biliyoruz. Bir grubun standart sapması A1 eksi aritmetik ortalamanın karesi, A2 eksi aritmetik ortalamanın karesi artı, bunu bu şekilde yapıyorsun. Aritmetik ortalamaya mesafelerini ölçüp karesini alıyorsun. Bölü grupta kaç tane nesne vardı? N. N'den 1 çıkartıp kare kökünü alıyorsun bölme işleminden sonra. Bu standart sapma oluyormuş. Buna göre bu verilerin standart sapmasını bul diyor bana. Şimdi bakın, öncelikle şu verilerin, şuradan itibaren başlayan verilerin aritmetik ortalamasını bulalım. Arkadaşlar 2, 5, 10, 15, 21, 4, 7 de burada 28. 28'i kaç veri var? 7 ay diyordu. 7'ye böldük. Bu bizim neyimiz olacaktır? Bu bizim aritmetik ortalamamız olacaktır. Şöyle bir şey yapalım. Peki standart sapma için şunu yapmayacak mıydık? Aritmetik ortalamaya mesafeleri ölçecektik. 4'ün 2'ye mesafesi kaç? 2. Karesini alıyoruz. Artı. 4'ün 3'e mesafesi kaç? 1. Karesini alıyoruz. Artı. 4'ün diğer 3'e yine 1. 4'ün 4'e mesafesi 0. 0 yazabilirsiniz de yazmayabilirsiniz. 4'ün 5'e mesafesi eksi 1 demeyin. Mesafe alıyoruz burada. Neden? Çünkü kare aldığımızda o eksi yok oluyor sonuçta. Dolayısıyla mesafe yeterlidir. 4'ün 5'e mesafesi 1. Karesini aldık. Artı. 4'ün diğer 5'e mesafesi, o da 1. Onu da karesini aldık. Bir daha artı. 4'ün 6'ya mesafesi. 4'ün 6'ya mesafesi de 2 olduğu için onu da karesini aldık. Paydasına veri sayısının 1 eksini yazacaktık. N eksi 1. 7 aydı. O zaman paydaya 6 yazacağım. Hocam kare kökü kullanmayı unuttunuz. Eyvallah Genco, sağ olasın. Bak Genco dedim ben de Şenol Hoca'dan. Sağ olasın, teşekkür ettim. Neyse. 6 yazacağım, bir de kare kökünü alacağım. Şimdi standart sapma. Hesaplayalım. 4, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bölü 6 kare kök. Kaç yapacaktır? Kare kök 2 yapacaktır. Hayırlı olsun, cevap B seçeneğiymiş. Gördün mü? Olay bu kadar. Devam et. 10 numara sorudayız. Oo. Şimdi 10 numara soruda diyor ki kök 18 birim uzunluğundaki sayı çubukları kullanılarak 0'dan 5'e kadar rakamlar yazılacaktır demiş. Kök 18 birim uzunluğunda. Kök 18. Mesela bir çubuğu göstereyim şurada size. Bunun kök 18 birim olduğunu söylüyor. Sonra bunu vermiş işte.
her rakamı yazmak için kullanılan sayı çubuklarının sayısı o rakamın altında yazılmıştır. Mesela sıfırı 6 tane çubukla üretiyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gördün mü? Hepsini sana yazdım diyor. Buraya kadar hallettik. Bir sayının uzunluğu o sayıda kullanılan çubuk sayısı ile birim uzunluğu olan kök 18 sayısının çarpımından elde edilen sonuç olarak tanımlanmıştır. Buna göre 3152 sayısının uzunluğu 4402 sayısının uzunluğundan kaç fazladır diyor. Şimdi 3152 sayısında kaç çubuk gitti? 3'te 5 çubuk gitti. Değil mi? Peki 1'de 2 çubuk gitti. 5'te 5 çubuk gitti. 2'de 5 çubuk gitti. Süper. Yani toplamda 17 çubuk gitmiş oluyor. 17 çubuk. Peki 402 sayısında kaç tane çubuk gitti? Ona bakalım. 4 sayısında 4 tane çubuk gidiyor. 0 sayısında 6 tane çubuk gidiyor. 2 sayısında 5 tane çubuk gidiyor. Bunları toplarsanız da 15 tane çubuk da burada harcanmış oluyor. Şimdi bir sayının uzunluğu çubuk miktarıyla kök 18'in çarpımıydı. Bize bunların arasındaki farkı soruyor kaç fazladır derken. Arkadaşlar hiç çarpmadan şöyle yapalım. Bunların arasında 2 çubuk var, doğru mu? Dolayısıyla fazlalık 2 çubuk miktarı kadardır. Yani 2 ile kök 18'i çarpsak yeterli olur. Kök 18'in eşiti biliyorsunuz 3 kök 2 olduğu için 6 kare kök 2 sonucunu elde etmiş olacağız. Çünkü buraya 3 kök 2 yazarsam öyle geliyor. Cevap B seçeneğiymiş. Damn it! 11'e geldik. Oo, güzel gidiyoruz. Arkadaşlar eğer yoksa deneme sizde durdurun. Bu soruyu çözün. Ondan sonra benim çözümlerimi inceleyin, oldu mu? Şimdi geldim 11 numaralı soruya. Bu arada bir su içsem ayıp olmaz değil mi size? Bakın. Diyor ki yukarıda bir soğuk hava deposunda sıcaklık kontrol paneli gösterilmiştir. Bir çalışan eksonda bulunan kontrol şeridini artan yönde yani sağa doğru x birim çekerek A noktasına götürmesi gerekirken aynı mesafeyi zıt yönde sola çekerek yani B noktasına götürmüştür. B ile A arasındaki mesafe 12 olduğuna göre ABX toplamı kaçtır diye sormuş bana. Şimdik sıkı dur. Çalışanımız buraya doğru getiriyor değil mi? X kadar getiriyor buraya ve A noktasına götürmesi gerekiyordu. Daha doğrusu bunu yapması gerekiyordu. Bunu yapması gerekirken Kamil diğer tarafa doğru X birim çekip B noktasına götürmüşmüş. Arkadaşlar soruda B ile A'nın farkının mutlak değerini 12 vermiş ya bana. O zaman şöyle diyemez miyim? Zaten mutlak değer mesafe demek olduğu için buradaki mesafe 12 olacaktır. Eşit mesafeden bahsediyoruz. O zaman x'in bu soruda 6 olması gerekiyor. Ova x 6. X 6 ise eksi 10'a 6 ilave ederseniz eksi 10 artı 6 kaç yapacaktır? Eksi 4 yapacaktır. Demek ki bu da A noktası olacaktır. Eksi 4. Tabii ben temsili çizdiğim için şurada göstermiş olabilirim ama A noktası burada. 6 birim getirdin. Pardon, getirmen gerekirken diğer tarafa 6 birim götürdün. O zaman 6 birimle diğer tarafa gidersen o da B noktası olacaktır. Yani eksi 10'dan 6 çıkardınız. Eksi 16 olacaktır. Bu B oluyor, bu da A oluyor. Hepsini toplasana demiş bana. Şimdi hepsini toplayalım. Eksi 4 burası değil mi? Burası da eksi 16 zaten. Şöyle bir de bunu ekliyorum üstüne. Şurası eksi 20 yaptı. 16 6 da oradan geliyor. Eksi 14 cevabını ele geçirmiş oluyoruz. Güzel hikayeli bir soru ama kek bir soru. Vay. İşleminin sonucu. İşte kısa sorular. İşte öğrencinin sevdiği soru tipleri kısa. Şimdi bu işlemin sonucunu bulacağız ya. Öğrenciler şöyle yapıyorlar. Sayıyorlar. Hocam burası 3, burası da 3, burası da 3. Kaç tane 3 varsa onu sayıyor. İşte burada asıl problem kaç tane 3 olduğunu bulmak. Vallahi be billahi de 1, 5 nokta nokta deyip 37'ye kadar giden öğrenciler var arkadaşlar. Peki şöyle bir şey yapalım mı? Kaç tane 3 olduğunu bulmak adına. Burada dikkat ederseniz 4'te bak 4'te 8'de ikinci parantezdeki ilk sayı yazıyorum. Üçüncü parantezdeki ilk sayı böyle devam ediyor. 40. Şimdi şu her biri 4'ün katı ya. Bu birinci sırada olsa, bu ikinci sırada olsa, bu üçüncü sırada olsa 4'e bölüyorum hepsini. Bu da kaçın sırada olacaktır? 10. sırada olacaktır. O zaman burada tam tamına 10 tane 3 varmış. 10 tane 3 olduğu için de doğru yanıtımız 30 yapacaktır diyebiliriz. 13 numaralı sorudayız. Bir problem sorusuna benziyor. Hemen gözümle bunu aldım. Tamam mı? Doğrudur. Tamam. Aklıma bir soru tarzı canlandı. Canlanan da şu. Bunları değerlendireceksin. Buradaki doğru yanlışı çıkartacaksın. O yüzden burayı okumak zorundayım kısacası. Şimdi aşağıdaki tabloda bir kırtasiyede bulunan 4 çeşit kitaptan kaçar tane olduğu ve bu kitapların günlük satış miktarları gösterilmiştir. Mesela romandan 400 tane varmış. Günde 40 tane satılıyormuş diyor.
Tamam, attım bunu. Buna göre hangileri doğrudur? 5 günün sonunda kırtasiyede 620 adet kitap kalmıştır. Şimdi arkadaşlar bakın. Normalde kırtasiyede ne kadar kitap vardı? 700 burası yaptı, değil mi? Şurası 420 yapıyor aynen. 700 artı 420 1120. 1120 tane kitap var. Peki bunlar bir günde satılanlar. Bir günde satılanları toplayalım. 60, 90, 100. Bir günde 100 kitap satılıyor. Bir günde 100 kitap satılıyorsa 5 günde kaç kitap satılır? 500 kitap satılır. O zaman bu birinci öncü. Peki 1120 tane kitabımız yok muydu? Evet. 500 tanesini sattığımıza göre geriye kaç tane kalmış olacaktır? Haliyle 620 tane. Yani birincisinde herhangi bir problem yok. O zaman şu cevap olamaz. Şu cevap olamaz. Sizin gibi yapıyorum bak. Biz de öyle yapıyoruz çünkü. Dolayısıyla ikinciye geçebilirim artık. İkinci 5 gün sonunda kalan roman kitabı sayısı kalan hikaye kitabı sayısına eşittir diyor. 5 gün sonunda kaç tane roman kitabı kaldığını bulalım ilk başta. 400 eskiden vardı. 5 günde 200 tane satılır zaten. Geriye 200 tane kalıyor. Bu roman oldu. Hikaye demişti diğeri de, değil mi? Aynen. Hikaye normalde 300 vardı. 5 günde 100 tane satılır ve 200 tane de hikaye kitabı satılmış oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu da doğru bir bilgidir. Eşittir dediği için. 1-2 kesin olacak o halde. Şu da elenmiş oluyor. Şunlardan biri. Günlük satılan bilim kurgu kitabı sayısı tüm satışın %20'si kadardır diyor. Peki günlük satılan bilim kurgu sayısı şu değil mi? 30 aynen. Tüm satışın %20'si kadardır. Bir kere tüm satış 100. 100 sayısının yüzde kaçı acaba 30'u verir? %30'u, %20'si değil. Çünkü %25 5'te 1 anlamına geliyor. O zaman üçüncüsü yanlış oldu. Doğru cevabımız Ceyhan yapacaktı. Evet, geldik üstü sayı sorusuna. Şimdik, bu üstü sayı sorusunda x üzeri x'i bulacağız. Peki nasıl bulalım diye düşünüyoruz. Öncelikle bak, sayının üzerinde x'li mix'li bir şeyler yazarsa, tamam mı? Buradan parçala sonucunu çıkar. Anlaştık mı? Mesela şu ifadeyi görüyor musunuz? 2 üzeri x artı, 2 üzeri x artı 1'i parçalayacağım. Nasıl parçalayacağım? Artı çarpmadan geldiği için dolayısıyla ben bunu şöyle yapabilirim. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 diye ayırabilirim. Eşittir 24. Şimdi dikkatli bak, 2 üzeri x parantezine alabilir miyim? Evet, buradasın değil mi? 2 üzeri x parantezine alırsam 1 artı 2 oluyor. Eşittir 24. Şurasının sonucu 3 yapacağı için 3 ile kimin çarpımı 24'tür? Tebrik ediyorum seni, süper zekisin. 8'in çarpımı. O yüzden 2 üzeri x bu soruda 8 olmak zorundadır. Kısacası x dediğimiz şey 3'tür. Çünkü 2'nin 3. kuvveti 8'dir. Şimdi 3 cevaplar da yok. Öyle diyorlar ya. Hayır. Onu sormuyor işte. 3 üssü 3'ü soruyor. Cevabımız 27 olacaktır diyebiliriz. 15 numara sorudayız. 15'in soru bir küme sorusu. Bana diyor ki ABC birer küme olmak üzere A birleşim B'yi verdim sana. B birleşim C'yi de verdim. Olduğuna göre A birleşim C'nin alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Öncelikle ben burada A kümesinde B kümesinde bilmiyorum değil mi? Her ikisinde de, her iki bilgide de B kümesi var yalnız. Peki B kümesi acaba ne olabilir? Birleştirdiğinizde bu çıkıyor, birleştirdiğinizde bu çıkıyor. Bakın ortak harflerin altını çizelim istiyorsanız. Şunlar ortak harflerimiz. Gördünüz mü? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim size. B kümesi ne kadar büyük olursa, değil mi? A kümesinden o kadar eleman çalar. C'den de o kadar eleman çalar. Dolayısıyla A ve C'ye az kalmış oluyor. Dolayısıyla ilk başta B'yi bir en büyük yapmaya çalışalım. B her ikisinde de geçen ABC harflerinin tümünden oluşsa, bu sefer A kümesine kimler kalacaktır? A kümesine şunlar kalacaktır. ABC buraya gittiğine göre D, E, süslü A ve süslü B. Gördünüz mü? Peki C kümesine kimler kalacaktır? F ve G kalacaktır. F ve G. Şimdi dikkat ederseniz A'da tam tamına 4 eleman var. C'de de 2 tane eleman var. Peki ben A birleşim C'yi aramıyor muyum zaten? A birleşim C'yi bulabilmek için ne yapmam lazım? A'nın eleman sayısına B'nin eleman sayısını ekleyip kesişimi çıkarmam lazım. Ama kesişim zaten yok. Ayrık küme zaten bunlar, dikkat ettiyseniz. Burası ayrık küme olduğu için direkt 4 artı 2'den 6 bulabiliriz. Gördünüz. Bu kimdir? Bu en küçük değeridir. Çünkü B'ye en fazla verirsem ne olacaktır? Diğerleri küçülecektir. Dolayısıyla toplamda küçük çıkacaktır. Peki en büyük değeri nasıl bulacağız hocam? Çok basit.
Bu sefer de B'ye mümkünse en küçük şeyleri vereceğiz. B boş olmasın diye bir şey görüyor musunuz sonra? Hayır. O zaman B kümesini boş küme olarak alıyorum. B kümesi eğer boş kümesi A kümesi ne olacaktır biliyor musunuz? Burada gördüğünüz her şey olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla A, B, C, D, E, süslü A ve B. İşte bunlar. Kaç tane oldu? 7 tane oldu. Peki C kümesi ne olacaktır? B boşsa buradaki her şey C'ye aittir. O yüzden A, B, C, F ve G olacaktır. Şimdi buraya dikkat. Biz neyi hedefliyoruz? A birleşim C'yi bulmayı hedefliyoruz. Bunun bir açılımı vardı. Yukarıda da söyledim. Yazıyorum. A'nın eleman sayısı, C'nin eleman sayısı, eksi kesişimlerinin eleman sayısı. Peki A kümesi kaç elemandan oluşuyor? 7. C kümesi kaç elemandan oluşuyor? 5. Kesişimleri kaç elemandan oluşuyor? Bakın şunlar kesişimdir görüyorsunuz. 3. Dolayısıyla 9 gelmiş oluyor. Yani 9 en büyük değeridir. En küçük değeri de 6'dır. Sizce cevap hangisi? Evet, bravo. Bence de 15 olacaktı. Tebrikler. Hemen 16. soruma devam ediyorum yoluma. Bana diyor ki ABC doğal sayıları için aşağıdaki bilgiler veriliyor. İşte bilgiler 2 taneymiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Öncelikle 3'ün katı ardışık çift sayılardır. Bir dakika. A, B, C sayıları. 3'ün katı ardışık çift sayılar derken şunu kastediyor. 3K. Buraya ne yazacağız? 3K artı 3 mü yazacağız? Hayır. Şimdi eğer bu çift sayıysa 3 eklerseniz ne olur? Tek sayıya dönüşür. O yüzden buradaki çiftlikten dolayı 3K artı 6 olacak bir sonraki sayı. Muhtemelen burada hata yapmışsınızdır eğer yapmışsanız. Bir sonraki sayıda 3K artı 12 olacaktı. 6 6 büyüyecek ki çift olsun ve 3'ün katı olsun. Okey. 3 kere 2 6'dan. Ortanca sayıyla küçük sayının toplamı, ortanca ile küçüğün toplamı 42'dir. Mükemmel bir bilgi. Şimdi hemen bu ikisini topluyorum. 6K artı 6. Buradan al gülüm ver gülüm. 6K 36. K eşittir kaç geldi? 6 geldi. K'yı bulduk ya. Burası artık 18'dir. Burası 6 fazlasıdır. Burası da 16 fazlasıdır. Şimdi okuyalım. ABC 72'dir diyor. 30. Bunların toplamı 42. 72. Evet doğru. ABC çarpımı böyle 145'tir demiş. Dur bunu hesaplarım. En küçük sayı 24'tür diyor. Bakıyorum. Hayır 18. Bu yanlış. 3 olmayacak. Tamam mı? 1 olacak. 1 olacak. 1 olacak. 2 bilmiyorum. 1 olacağı için bu da elenmiş oluyor. İkisinden birisi. Dolayısıyla mecbur kalıyorum. Bunu hesaplayacağım. Arkadaşlar ABC sayıları A sayısı, B sayısı, C sayısı. Bölü toplam. Toplam kaçtı? Yukarıda bulduk. 72. Çat çat bunlar gitti. 3 kaldı mı? Çat çat bunlar gitti. 10 kaldı mı? Bunların çarpımından kaç geliyor? 180 geliyor. Bakıyorum oraya 145 yazmış. Cevap A seçeneğidir diyorum. İkinci yanlış çıktığı için. 17. sorudayız. En az bir, en çok ne diyor? En çok iki çocuklu ailelerden oluşan bir gruptaki kız çocuklarının sayısının annelerinin sayısına oranı 5 bölü 11'dir. Kız çocuklarının sayısının annelerin sayısına oranı 5 bölü 11'dir. Tamam. Erkek çocukların babalarının, erkek çocuk ve babalarının oranını vermiş bir de baba. Bunların oranı da 9 bölü 11'dir diyor. Güzel. Buna göre bu gruptaki iki çocuklu aile sayısının tek çocuklu aile sayısına oranı kaçtır demiş. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Anne 11 tane olsa, baba da 11 tane olsa burada demek ki 11 tane aile varmış gibi düşünebilir değil mi? Peki bu 11 tane aileden Allah aşkına kızlar kaç tane? 5 tane. Erkekler kaç tane? 9 tane. 5 ile 9'u topluyorsunuz. Sonuç 14 çıkıyor. Halbuki 11 aile var. O fazlalık olan 3 nereden çıktı? 3 fazlası, 3 fazla nereden çıktı bu? Tabii ki 2 çocuklu ailelerden çıktı arkadaşlar. Dolayısıyla 2 çocuklu aile sayısı buradaki fazlalık olan 3'tür. Geri kalan 11 aile vardı ya, 3'ünü düşün. 8 tane tek çocuklu bir çocuk yazayım şöyle. Bir çocuklu aile vardır diyebiliriz. Bakın şu şekilde çocuk sayısı 8 kere 1, 3 kere 2, 14 verdi. Aile sayısı 8 artı 3 gördünüz mü? O da 11'i verdi. Dolayısıyla olay bunun üstüne kurgulanmış. 2 çocuklu aile sayısının tek çocuklu aile sayısına oranı, 2 çocuklu aile sayısının tek çocuklu aile sayısına oranı 3 bölü 8'miş diyebiliriz. 17. soruyu da böylece çarçur tokatlamış oluyoruz. Dammit 18. Polinomları veriliyor. Px polinomunun Qx polinomuna bölümünden elde edilen bölüm Bx olduğuna göre Bx polinomunun katsayılar toplamı kaçtır demiş bana. Şimdi Px polinomunu Qx'e böldüğünüz takdirde bir Bx polinomu bölüm olarak bulunuyormuş. Peki arkadaşlar katsayılar toplamı derken x gördüğümüz yere 1 yazmaz mıyız? Evet. O zaman B1 bulacağız biz. Buradaki B1'i bulabilmek için x yerlerine 1 alıyorum. Kısacası P1 eşittir Q1
çarpı B1 olacaktır. Şimdi burada P1'in değeri hesaplanırsa eğer 1, işte 3, 6, 5, 3. Kaç yaptı hesapladın mı? 9, 10, 15, 18. Mükemmel. Burası 18. Q1'e bakacağız şimdi. Tık tık tık. Hesapla 6. B1'i de bilmiyoruz zaten. Sizce kaç çıkar? Çat çat sadeleştirirseniz 3 çıkmış olur. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. 18'de böylece tokatlamış oluyoruz. 19 numaralı sorudayız. 19. soru A ve B birer tam sayıdır demiş. Bakın şunu görürseniz bunun anlamı seçeceksin demek. Tamam mı? Seçeceksin. Unutma. Peki işte bunları vermiş bana. Olduğuna göre 1, 2, 3 hangileri doğrudur? Başlayalım. A artı B'nin en büyük tam sayı değeri 6'dır. A artı B'nin en büyük olabilmesi için A'yı da B'yi de en fazla seçmelisin. Peki B'yi ve A'yı en fazla kaç seçebiliriz? 1'e 4 seçebiliriz. Doğru değil mi? Bir tanesini 1 seçersin. 2'den az olduğu için bir tanesini 4 seçersin. 1 artı 4'ten kaç geliyormuş? 5 geliyormuş. Burada kaç diyordu? 6 yanlış. 1'e R. Oba bunlar gittiler. İkisi kaldı. 2'yi o yüzden incelemiyorum. 3'e bakacağım direkt. A eksi B'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri. A eksi B'nin max değerine bakacağız. Peki max değeri için nasıl olması lazım bunun? Şöyle olması lazım. A'nın bunu maksimum yapabilmemiz için A'nın yani pozitif olanın fazla, negatif olanın az olması gerekiyor. Peki A'yı en fazla kaç seçebiliriz? 1. Peki B'yi en az kaç seçebiliriz acaba? 3 seçebiliriz. 3. O yüzden bunun sonucu kaç geliyor? Eksi 2. Bu üçüncü öncünün incelemesi. Eksi 2'yi bulduk. Burada da görüyoruz. İşaretledik. Cevap Denizli'ymiş. Ama sizin o güzel hatırınız için 2'yi de inceleyeyim ben. A çarpı B'nin, bu da ikincisi olsun, alabileceği en küçük tam sayı değeri eksi 12'dir demiş. Şimdi bunu biz ne yapmaya çalışıyoruz? Min yapmaya çalışıyoruz. Her ikisinde mümkünse minimum yapalım arkadaşlar. A'yı minimum kaç seçebiliriz? Eksi 3 seçebiliriz değil mi? Eksi 4'ün dibinde. B'yi minimum kaç seçebiliriz peki? B'de 2, 3 mü seçebiliyorum onda? 3 aynen öyle. O yüzden eksi 3 çarpı 3'ten eksi 9 mu gelmiş oluyor? A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri eksi 12'dir diyor. O zaman en küçük tam sayı değeri eksi 9. Bak şöyle olacak bir saniye. 3 seçersem eksi 9 geliyor. Daha da küçültebilir miyim diye bakacağım. Çünkü eksi 12 daha küçük eksi 9'dan. B sayısına 4 atayabilir miyiz acaba? 5 atayamayız. 3 ve 4'ü atarız. 4 atarsak ne oluyor? Eksi 3 çarpı 4'ten eksi 12 oluyor. Gördüğün gibi hangisi daha küçüktür? Tabii ki eksi 12 daha küçüktür. Doğru yanıtımız D seçeneği olacaktı. Zaten D çıkacağı belli olmuştu. Bir sonraki sorudayız. 20. X tane mektup her gün eşit sayıda mektup atılmak üzere birinci gün her posta kutusuna 4 tane, ikinci gün 6, üçüncü gün 8 tane olacak şekilde atılıyor demiş. X tane mektup. İkinci gün kullanılan posta kutusu üçüncü gün kullanılan posta kutusundan 10 fazla. İkinci günkü posta kutusu, şuraya PK yazalım mı? Kısaltması. İkinci gün kullanılan posta kutusu sayısı üçüncü günden 10 fazla. O zaman buraya x artı 10 tane kutu gitse buraya x tane gitmiş oluyor. Doğru mu? Evet. Bir de şunu kaçırma her gün eşit sayıda demişti. Buna göre 1, 2, 3 hangisi doğrudur diyor. Şöyle yapalım mı? Öncelikle ikinci gün kaç tane acaba mektup atılmıştır? 6 çarpı her posta kutusunun 6 tane atılıyor ya. Bu kadar posta kutusu var. 6 çarpı x artı 10 oluyor. Peki üçüncü gün 8 çarpı x kadar atılıyor. Bunlar birbirine eşittir. Her gün eşit diyordu çünkü. Eşitse x'e ulaşabiliriz buradan. 6x artı 60 eşittir. 8 tane x oluyor. 2x 60'tır. X eşittir. 30 gelecektir. Şimdi x'e 30 bulduğumuza göre o zaman burada 40 tane posta kutusu kullandım bugün. Burada da 30 tane kullandın. Dikkat ederseniz 240 mektup oldu. Burası da 240 mektup oldu. Demek ki birinci günde 240 mektup olacak eşit sayıda olabilmesi için. 4'ü kimle çarparsan 240 yapar 60'la. O zaman burası 60 tane posta kutusu olacaktır diyebiliriz. Birinci gün 60 posta kutusuna atılmış mektup atılmıştır. Doğru. 3 günün sonunda 130 posta kutusuna mektup atılmıştır. 60, 40, 30, 130 doğru. Birinci gün kullanılan posta kutusu ikinci gün kullanılan posta kutusundan 10 fazladır diyor bana. Dikkat ederseniz birinci gün kullanılan ikinci gün kullanılandan 20 fazla oluyor. Yanlış oluyor. 1 ve 2 doğru cevabımız olacaktı. Oo, bir mola verek zalim hoca. Tabii tabii ne demek ya. Arkadaşlar biraz duralım. Sonra hemen devam edelim 21. soruyla. Evet arkadaşlar, molamızdan sonra tekrar beraberiz ve 21. sorumuzun çözümüyle devam ediyoruz.
Biliyorsunuz TYT denemelerinden ilkini çözüyoruz şu anda. Her hafta bir tanesinin bunun çözümünü yapacağız. Hadi bismillah. Pozitif tam en tam sayıları için bir fm fonksiyonu verilmiş parçalı şekilde. Biçimde tanımlanıyor. F5 artı F6 kaçtır? Şimdi öncelikle şöyle, F5'i bulmak için n yerine 5 yazacağız. Bakın tek olursa bunu kullan diyor. Ne yapacakmışız? Sayı tek olduğu için n sayısı 1, 3, 5 diye ikişer ikişer tek sayıları sayacakmışız. Nereye kadar sayacağız? Yalnız buna dikkat edin. N yerine 5 yazarsanız arkadaşlar şu kısmın olduğunu anlarsınız. 5 tane sayı yazmayacaksınız yani, tamam mı? 1, 3, 5 çarpımı. Bir de F6'yı bulalım hemen. F6 için çift olduğu için n yerine 6 yazıyorum. 6 yazarsanız 2, 4, 6 da durmuş olacaktır. O yüzden burası da 2, 4 ve 6 olacaktır. Peki bunların toplamını bulalım. Burası 15 yaptı. Burası da 6, 4, 2'den 48 yaptı. Dolayısıyla ikisini toplarsanız 63 cevabını ele geçirmiş olacağız. 22 numaralı sorudayız. Evet, 22. sorumuzun çözümüyle devam ediyoruz. Yukarıda verilen şekil örüntüsünde dairelerin içine birden başlayarak doğal sayılar yazılmaktadır. Buna göre bu örüntünün 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, birinci adımda dikkat ettiyseniz bir tane dairemiz var. O yüzden 1 yazmışlar. Peki ikinci adımda ne olmuş? İkinci adımda bir tane ana daireye 3 tane daha ilave gelmiş. Ve toplamda 4 çıkmış. Son sayıya bakın, 4. Gördünüz mü? Üçüncü adıma geçmiş. Üçüncü adımda eski 1 artı 3'ün içerisine, bakın şunun içerisine 3 tane, bunun içerisine 3 tane, bunun da içerisine 3 tane. Dolayısıyla 3 çarpı 3'ten 9. Bakın buraya 9 yazmayayım. 3'ün karesi diye yazayım. Örüntüsel gittiğini anlamak için. Bu kadar daire var ve dikkat ettiniz mi? 3'ün karesi 9. Burada da 3 var, burada da 1 var. Topluyorsunuz, bunların cevabı kaç geliyor? 13 geliyor. En son sayıda 13 çıkmış burada. Mükemmel. O zaman bir sonraki adımda acaba kaç tane kare vardır? Pardon, çember vardır. Daire diyeceğim. Kare diyeceğim. Çember diyorum. Daire vardır. 1 artı 3 artı 3'ün karesi artı bir sonraki adımda 3'ün küpü kadar ek daire gelmiştir. 5. adım daha da hesaplayayım. Çünkü burada 5. adım diye bir şey gördüm. Evet, burada. 1 artı 3 artı 3'ün karesi artı 3'ün küpü. Bu 4. adımdan geliyor. 5. adımda da 3 üzeri 4 tane ek gelmiş oluyor. Şimdi 5. adımda bulunan dairelerin içinde 81 tane doğal sayı yazılıdır demiş. Aa, bir dakika, nasıl anlayacağız bunu? İçerisinde yazan doğal sayı adedi, bakın 2. adımda 1, 2, 3 tane yazıyor. Son görüyorsunuz, son sayıya bakıyorum. 3. adımda 9 tane son sayıya. 5. adımda kaç tane yazar? 81 tane yazar. Bu doğru yani. 4. adımda bulunan dairelerin içindeki en küçük ve en büyük doğal sayıların toplamı 54'tür. Şimdi bir dakika. Mesela 3. adımda en büyük sayımız kaç? Kaç? 13. Peki nasıl bulduk bu 13'ü? Bakın 3. adımdayız. Şunu, şunu, şunu topladık değil mi? Az evvel de anlatmıştım. 13 geldi. En büyük sayı. Gördünüz mü? Peki ben 4. adımdakini bulacaksam şunu, 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 şunu toplamam lazım. Dolayısıyla şu parça zaten yukarıda yapmıştım 13. Buna 27 ekliyorum. 40 yapar ve en büyük sayımız 40'mış. Not alıyorum, 40. En küçük sayıyı, onu nasıl bulacağız? 4. adımdaki en küçük sayıyı. Arkadaşım 3. adımda en büyük sayı 13 olduğuna göre bir sonraki adımda sayı kaçtır? En küçük sayı. Bunun bir fazlasıdır. Yani 14'tür. En küçük sayı da 14 oluyor. Cuk, bunu da attık mı? 54, toplamı 54 olduğu için. 1-2 kesim var. Zaten 3. incelemeye gerek yokmuş. Hop, cevabı işaretledik. Ama geçmiyoruz. 3.'yü de anlatayım. 3. adımda bulunan dairelerin içindeki sayılardan 2 tanesi tam kare sayıdır. 3. adım burada karşında duruyor zaten. Tam kare sayıları işaretliyorum. Bir bu var. Tam kare. Bir bu var, bir bu var, bir bu var. Başka da yok. O zaman bir tanesi tam kare olacaktı. Doğru cevabımız C şıkkı oluyor diyebiliriz. Hemen bir sonraki sorumuzdan devam ediyorum. 23. sorudayız. Taş devrine ait bir toplulukta sadece 4 adet rakam kullanılmaktaydı. Bu rakamlar mağara duvarına şu şekilde yazılmış. Sayılarını gösteren bir arkeolog bu sayıları karışık bir şekilde okuyarak sayılarını temsil ettiğini söylemiştir. Ha, karışık olduğuna dikkat et yalnız ha. Buna göre bu semboller hangi sayıyı temsil eder? Şimdi öncelikle şöyle bir bakalım. Bakın dikkat edin. Bu sayılardan görüyor musunuz? Sondaki rakamları aynı olanlar bunlar. 1. Peki burayı taradığınızda sondaki rakamları aynı olanlar bunlar değil mi? Oba, o zaman şunun kaç olması lazım? 1 olması gerekiyor. Hemen geldik buraya, 1'i attık mı? Ortası 1 olacak. Tarıyorum. Güzel. A seçeneğini buldum. Peki ya bulamasaydım hocam diyenler olabilir. Bulamasam devam edecektim. Şu 4 zaten. Görüyorsunuz bu 4 olacaktır. Hemen buraya 4 yazacaktım. 4 burada var. Başka burada var. Görüyorsunuz. Diğerini de bulalım elimizdeymişken bir zahmet. Arkadaşlar bu zaten şuna ait olduğu için 4 olduğunu anladık ya.
ne olacaktır? Üçgen 1 oluyor. Zaten onu çıkarmıştık. Çember 2 oluyor. Kısacası burası da 2'dir diyebiliriz. Aslında sorunun çözümü çok basit bir yoldan yapılıyor. Ortanca sayıyı ele geçirince çıkıyor. 24. Sedat, Kenan ve Bulut bir miktar bilyeyi her birine en az birer adet olacak şekilde aşağıdaki paylaşıyorlar. Sedat, Kenan ve Bulut. Bunların baş harflerini not aldım. Sedat'ın bilyelerinin sayısı Kenan'ın bilyelerinin sayısının iki katıdır diyor. Sedat, Kenan'ın bilyelerinin sayısının iki katıdır. Şimdi Kenan'ın bilyelerinin sayısına x derseniz Sedat'ın bilyeleri sayısı ne olacaktır? 2x olacaktır. Kenan ve Bulut'un bilyelerinin toplam sayısı Sedat'ın bilyelerinin sayısından az olacaktır diyor. Şimdi onu da yapalım hemen. Bulut'u bilmediğimiz için y diyelim. Kenan'la Bulut'u toplarsan diyor x artı y. Sedat'ın bilyelerinin sayısından az olacaktır. Küçüktür Sedat. Yani 2x olacaktır. Buna göre paylaşan bilye sayısı en az kaçtır demiş bana. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapabilir miyiz? Paylaşılan bilye sayısı bunların toplamıdır değil mi? Yani 3x artı y. Biz bunu ne yapmaya çalışıyoruz? En az yapmaya çalışıyoruz. Minimum yapmaya çalışıyoruz. Peki buradan bunu karşıya sallasam y küçüktür x olarak bulacak mıyız? Aynen öyle. Burada dikkat ederseniz her birine en az birer adet olacak şekilde paylaşıyorlardı. Yani y'yi sıfır seçme durumumuz yok. Y'yi kaç seçeceğiz? 1 seçeceğiz mecbur. Peki x'i kaç seçmeliyiz? En aza ulaşmaya çalışıyoruz ya. Tabii ki 2 seçmeliyiz. Dolayısıyla x yerine 2, y yerine 1 bastığınızda cevabınız 7 olarak bulmuş olacaktır. Doğru yanıtımız en azı sorduğu için 7'dir. Devam et. 25 numaralı soru. İşte bu okları görünce seviniyorum. Hız problemi. Kek sorulardan bir tanesidir Allah bilir. Şimdi hemen okuyalım. Soruyu yalnız direkt hakaret ettim. Kek sorulardan biridir yalnız. Saatteki hızları 60-80 olan iki araç şekildeki yönlerde aynı anda harekete başlıyor. Bu iki araç B noktasına karşılaştıktan 4 saat sonra A'dan hareket eden C'ye ulaşıyor. Bakın B noktasına karşılaşıyorlar. A'dan hareket eden bu yönde devam ediyor. C'den hareket eden de bu yönde devam ediyor. A'daki 4 saatte burayı aşıyormuş. Yani şurası 60 kilometreye giden için 4 saat sürüyormuş. Peki B ile C arasını ben hesaplayabilir miyim buradan? Hız çarpı zamandan dolayı 60 çarpı 4'ten B ile C arası kaç yaptı? 240 km yaptı değil mi? Peki arkadaşlar yolumuz aslında şöyle bir şey olmadı mı? Burası B, burası 240 km, burası C, burası A. Buradan vatandaş 60 ile çıkıyordu, buradan da 80 ile çıkıyordu. Şöyle yapabilir miyim acaba? İlk durumu anlatıyorum şu anda, yani ilk karşılaşma pozisyonlarını. Bu vatandaş buradan buraya gelene kadar kaç saat geçerse bu da aynı saatte buraya gelmiştir. Doğru mu? Peki kaç saat geçer? 240'ı 80 ile kaç saatte aşarsınız? 3 saatte. O zaman bu da 3 saatte buraya geliyor. Peki 60 ile 3 saat yol aldığınızda 180 kilometre gitmiş olmuyor musunuz? Aynen öyle. Mükemmel. Bayağı bir veri çıkardım. Şimdi AB arası 180'dir. Cuk, at bunu cebe. BC arası 240'tır. Bunu da at cebe. C'den hareket eden araç A'ya toplamda 3,5 saatte gitmiştir diyor. C'den hareket eden araç A'ya gidene kadar ne oldu? Onu söylüyorum şimdi. 3 saat burada harcadı mı? 3 saat. Peki buradan sonra 180 kilometre yolu kaldı arkadaşın. Kendi hızı da 80 zaten değil mi? 3 saat yazalım da şöyle. Kendi hızı da 80. 180'i 80'e böldüğünüzde işte 20'ye bölün 9. Bunu 20'ye bölün. 4 mü çıkıyor? Evet. Aynen 4 çıkıyor. Tekrar böldüğümüzde 2.25 çıkıyor. Doğru yaptın değil mi? Evet. Peki buradan sonra da 2.25 saat harcadın. İkisini toplarsan kaç yapar? 5.25 yapar. Aslında bu yanlış bir bilgiymiş. 5.25 saatte gitmiştir. O yüzden 3'ü eliyoruz. 1 ve 2 alıyoruz arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olacaktır. 26 numaralı sorudayız. 26. soru. Bakalım nasıl bir soru. B kümesi hangisi olamaz? Ne diyor şimdi anlatana bakalım. A kümesinin boş kümeden farklı her bir B alt kümesi için X, B. B kümesinin elemanlarının toplamı olarak tanımlanıyor. Örneğin X 1, 2, 3. 1, 2, 3 toplamı 6'dır. Ha, güzel, basit. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Buradaki eşitliği verdiğine göre şurası 1 artı 3'tür değil mi? 1 artı 3 kaç yapıyor? 4 artı. X, B'yi bilmiyoruz, ona B diyelim. Eşittir. Şurası kaç yapıyor peki? 1, 2, 3, 4 toplamı 10 yapıyor. O zaman B'nin 6 olması gerekiyor. Yani B'ye öyle bir şeyler yazacaksın ki bunların toplamı bana kaçı verecek? Bravo, 6'yı verecek. Arkadaşlar hangisi olamaz diyor. 6'yı verir toplamları. Bakın bu 6'yı vermiyor. Bu da 6'yı verir. Bu da 6'yı verir. Bu da 6'yı verir. Gördünüz mü? Bu soruyu yapamazsanız seçeneklere inin, tamam mı? Deyin ki hiç anlamadıysan eğer soruyu. Bu 6, bu 6, bu 6. Hani toplama çıkarma basit matematiksel işlemlerle bir şekilde kıvırmaya çalışın. Bu farklı olduğu için, onlardan farklı olduğu için cevap bu olabilir deyip risk alın birazcık. 27. 1'den 9'a kadar rakamlar ile
numaralandırılmış toplam 9 topun bulunduğu torbadan 2 top seçiliyor. Seç. Seç ne demektir? Kombi. Bravo. Kombinasyon yani. Kombi derken kombinasyon. Peki buna göre çekilen toplar üzerindeki rakamlardan büyük olanının küçük olanına oranının bir duasayı eşit olma olasılığı nedir demiş. Oba. Şimdi büyük olanının küçük olanına oranını yaptığında bunun sonucunun bir duasayı çıkması isteniyor. Öncelikle bu bir olasılık sorusu olduğu için ne yapacağız? Tüm durumları hesaplayacağız. 9 tane topumuzdan 2 taneyi seçmiştik. 9'un ikili kombinasyonu. Bu da ne demektir zaten? 9'dan bir tane geri sararsın. 9 çarpı 8 bölü 2 dersin. Yani bunun cevabı 36 yapmış oluyor. Oba! O zaman paydamız 36'ymış. Güzel. Peki üst tarafı nasıl belirleyeceğiz? İşte seçtiğimiz iki sayıdan büyük olanı küçük olanına bölündüğünde ne çıkacakmış? Duasayı çıkacakmış. Biz bunların olasılığını istiyoruz. O zaman şununla başlıyorum. Eğer seçtiğiniz ilk sayı 9 ise büyük sayınız. İkinci küçük sayınız kaç olabilir? Bölümünden duasayı elde etmeye çalışacağız. 9'u bölen sayılar. Kendisi denk gelmez zaten değil mi? Peki 9'u bölen kim var? 3 var. 3 denk gelmiştir. Bir de 1 var. Başka var mı? Yok. Kaç tane ele geçirdik buradan? 2 tane ele geçirdik. Peki 8 olsaydı ne olacaktı? 8'i bölen sayılara bakacağım. Arkadaşlar 4 böler değil mi? 2 böler bir de 1 böler. Buradan kaç tane ele geçirdik? 3 tane. 7 bir asal sayıdır. Kendisi olmayacağına göre sadece 1'dir. O zaman 1 tane oluyor. Büyük sayı küçük sayı diye bunların adedini hesaplıyorum şu anda. 6'ya bakalım. 6'yı kim böler? 3 böler. 2 böler 1 de böler. Buradan da 3 tane geldi. Hayırlı olsun. 5 asal sayı olduğu için sadece 1 yazacağım. 1 tane. 4 gelseydi büyük sayı olarak elime. Yanında küçük sayı olarak kimleri isterdim doğal sayı çıkması için tabii ki. 2 ve 1'i isterdim. Başka da olmaz zaten. 2 tane gelmiş oluyor. 3. 2'ye bakacağım şimdi. 3 ve 2'ye bakacağım. 3 asal sayı olduğu için 1'i kullanabilirim sadece. O yüzden 1 tane oluyor. Peki 2 olsa o da asal sayı olduğu için yine 1'i kullanabilirim. Oradan da 1 tane oluyor. 1 olsa öyle bir şey olmaz zaten. Çünkü büyüğüne 1 desen küçüğüne ne diyeceksin? Değil mi? Dolayısıyla 1 olamaz arkadaşlar. Buradaki adetlere şurası bir tane. Adetlerin toplamına bir bakalım. 2 şöyle 4 5 8 9 şuradan da 5 geliyor. 14 yapıyor galiba. Aynen 14 bölü 36. 14 bölü 36 sadeleşme yaparsam kaç yapar? 7 bölü 8 yapmış olur. Tamam mıdır? Bu da bir olasılık sorusuydu. Devam. 28 numara. Bir turist grubu için. Oh ne güzel geziyorsunuz vallahi, gezin hayat size güzel. Bir turist grubu için erkek ve kadın sayıları eşittir demiş. Erkek ve kadın sayıları eşittir. Mükemmel. X dedim hemen. Klasik. Erkeklerin %20'si kadınların %40'ı Fransızdır demiş. Oba. Şimdi %20 1 bölü 5'tir ama ben burada X kullanarak aslında ifadeyi rasyonel bir ifadeye sürükleyeceğim bu görmüş olduğunuz şeyi. Onun önüne geçebilmek için ne yapıyorum? Bakın şimdi. 10x 10x'e çeviriyorum. Bunların %20'si ne yapar? 2x yapar. Bunlar Fransız. Kadınların da %40'ı. O da 4x yapar. Bu da Fransız. Tam notumu aldım. Grupta 30 Fransız vardır diyor. O zaman bu ikisinin toplamını kaç yapması lazım? 30. O zaman 6x bu soruda 30'a denk geliyor. Yani x eşittir 5 yapacaktır. Şimdi x 5 yapıyorsa zaten şöyle bir şey yapabiliriz. Bu grupta toplam kaç kişi vardır diyor. Grupta toplam zaten 20x kişi vardı. 20 çarpı 5'ten 100 cevabını bulabiliriz. Cevabımız A seçeneği olacak. Geçiyorum. Bir sonraki sorumdayım. Ama sakin ol. Ders geçme notunun 60 olduğu bir sistemde ara sınavın %30'u, derse devamın %10'u, finalin %60'ı alınıp hesaplanmaktadır diyor. Güzel. Ara sınavdan 55 alan ve derse %75 devam eden bir öğrencinin finalden en az kaç alması lazımmış dersi geçmesi için? Güzel. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şöyle bir şey yapalım. Ara sınav AS %30, tamam mı? Derse devam %10 oranında etkili. Bir de final. Finalde %60 oranında etkili. Son sınav yani. Peki 100 puan üzerinden değerlendirecek olursak öğrencimiz derse %75 oranında devam ediyor değil mi? O yüzden hanesine bir 75 puan yazılır.
Yalnız bu 75 puanın yüzde kaçını alacaksınız? Yüzde 10'unu alacaksınız. 75'in yüzde 10'u ne yapar? 10'da biri 7,5 puan yapar. Buradan 7,5 attı cebe. Ara sınavdan 55 aldı. Şimdi çocuk ara sınavdan 55 aldı da bunun tamamı yansımıyor. 55'in %30'u yansıyor. Gel şimdi buraya 55 sayısının %30'unu hesaplayalım mı hemen? Şöyle sıfırlar gitsinler. 55 çarpı 3 165 yapar. 165 bölü 10 16,5 yaptı. Ara sınavdan çocuğun annesine 16,5 yazıldı mı? Artı artı. Şimdi finalden en az kaç alması lazım diyor. Arkadaşlar finalden x de diyebilirsiniz de bakın bir güzellik yapayım size. 10x diyelim ona. Finalin ne yapıyorsun? %60'ını alıyorsun. Demek ki 6x. Bunların toplamı en az 60 olursa çocuk dersten geçiyor. O yüzden biz de en azını istiyoruz ya. Direkt 60'a eşitliyoruz. Daha fazla olsa da olur. Ama 60 kurtarıyor. Hesap yapılırsa eğer şuradaki toplam 16, 7 daha 23, buçuklardan 1 gelecek, 24. 24 artı 6x 60 yapıyor soruda. Şimdi ne yapalım? Bunu karşıya atalım. 6x'i 36, x eşittir 6 olarak bulalım. X'i 6 bulduk mu? Şimdi ben neyi bulacaktım? Finali bulacaktım. Şunu hesaplayacağım. 6 kere neredesin? Buradasın. 6 kere 10 cevap C seçeneği çıkacaktı. 30 numaralı sorudayız. Aşağıdaki tabloda A ve B derslerinden başarılı olan bir sınıftaki öğrencilerin sayısı verilmiştir. Başarılı olanlar. Dikkat. Bu sınıfta bulunan toplam 46 öğrencinin 2x artı 3 tanesi her iki dersten de başarılı olmuştur diyor. Her iki dersten de başarılı olmuştur diyorsan şurayı kastediyorsun sen bana. Bu bir küme sorusu. Bakın burası 2x artı 3'müş soruya göre. Ve toplamda da 46 öğrencimiz varmış. 46. Şimdi buna göre hangileri doğrudur diye sormuş bana. Öncelikle her iki dersten 33 öğrenci başarılı olmuştur. Arkadaşlar bakın önce x'i bulmamız lazım bu soruda. X'i bulamazsak bir halt yiyemeyiz kusura bakmayın. Nasıl bulacağız peki? 46'yı ele geçirmenin yolu şu değil miydi? Birleşimin eleman sayısı şöyle bulunuyordu. Birinci kümenin eleman sayısı artı ikinci kümenin eleman sayısı eksi kesişimin eleman sayısıyla bulunuyordu. Şimdi A dersinden geçenler başarılı olanlar 2x artı 5. B dersinden başarılı olanlar 3x eksi 1. Peki ikisinden de başarılı olanlar 2x artı 3. Bakın ne yapıyorum? Şu önemli bir hamledir. Parantez açıp buraya 2x artı kaç yazacağız? 3 yazacağız. Bunun sonucu 46. Peki hesap yapalım buradan. Öncelikle eksi dağıtılırsa ne geliyor buraya? Eksi 2x geliyor. Bununla şu gitmiş oluyor. Eksi buraya dağıtılırsa eksi 3 geliyor. Eksi 4 oluyor. 5 eksi 4'ten de 1 gelmiş oluyor. Bir de kimimiz var? 3x'imiz var. O zaman bu denklemi çözelim. 3x 45'tir. X eşittir 15'tir. Süper. Şimdi x 15 ise çok güzel şeyler yakaladım. Şöyle bir şey yapabiliriz. A, B olsun bu da. Burası 2x artı 3'tü. 15 yerine yazılırsa eğer burada 33 bulunmuş oluyor. A zaten x yerine 15 yazarsam eğer 35 yapmış oluyor. Bunun 35 olabilmesi için bakın şu kümenin 35 olabilmesi için buraya 2 lazım zaten. Sonra buraya 15 yazarsak 40 kaç yapıyor? 44 yapıyor değil mi? Evet 15 44. Malatya'ya selamlar bu arada. 44 B kümesi 44 tane elemana sahipse o zaman buraya 11 tane nesne kalmalı. Şimdi dön buraya. Her iki dersten 33 öğrenci başarılı olmuştur. Her iki dersten başarılı olanlar nokta koyduğum yer. Cevap yani bu doğru. Sadece B dersinden başarılı olan 11 öğrenci. Sadece B bu taraftır. Bu hilal. Şu kısım zaten doğru. 1 ve 2'yi garanti cebe attık. Bakıyorum. Evet 3'ü de incelemek zorundayım. Sadece A dersinden başarılı olan 3 öğrencidir diyor. Sadece A dersi burasıdır kardeşim. 3 değil 2 öğrenci olacaktı. Doğru yanıtımız C şıkkı olacaktır. Bu da kümeler ve tablo grafik problemlerinin birleşmiş haliydi. Geldik geometri kısmına. Evet şimdi biraz üçgenlerle uğraşalım. Hazır mısın? Hemen başlıyorum geometri kısmının çözümlerine. ABC bir üçgen, DEC ikizkenar dik üçgendir. İkizkenar dik üçgen derse şunlara eşit sembolü kullanıp buradaki açılara kaçar derece yazabiliriz? 45'er derece. Peki AB eşittir AE. Bunu şekilde görüyorum. 65 derecelik bir açı var. Bac açısı. Bac neresi? Şurası bac açısı oluyor. Burası 65 derece. Sonra AED'yi bulacağız. AED şuradaki ufak açıyı bulacağız. Şimdi şöyle yapalım. Büyük üçgende zaten görüyorsunuz 65 var 45 var. Hemen dipteki B açısını bulabiliriz. Şöyle ki buradaki açı 45 derece, buradaki açı 65 derece. Şuradaki açıyı bulmak için şu ikisini toplarsınız. 110 derece. Kaç kaldı buraya güzel kardeşim? 70 kaldı. O zaman buraya gelirsin çat diye 70'i çakarsın. İkizkenar üçgen olduğu için bu da 70 derece olacak mı? Evet. Peki 70 70 şuraya kaç kalmış oluyor acaba? 40 kalmış oluyor. Güzel.
Ben nereye gidiyorum yalnız? Bir dakika, sakin ol, sakin olacağım. A, E, D'yi bulacağım. Şu açıyı bulacağım ben. Bu açıyı bulabilir miyim? Buralara gitmeme falan gerek yok. Ne diyelim? X diyelim mesela buna. Bakın buradaki açının, E noktasındaki açıların 70, X ve 90 olduğunu görüyoruz. Bu 180'e eşittir. Şurayı 90 yaparsam soruyu çözerim. Demek ki X 20 olacaktır. Doğru yanıtımız D seçeneği olmuş oluyor. Süper. 32. sorudayım. Bir katlama sorusuyla karşı karşıyayım şu anda. Ben karşı karşıyayım. Bakın nasıl çözeceğiz. Şekil 1'deki kare biçiminde kağıdın BCD köşeleri karenin merkezi olan O noktasıyla çakışacak biçimde katlanıyor. Yani şunu buraya getiriyormuşsun. Şu şekilde kağıttan bile anlatabilirim. Bakın şöyle olduğunu varsayın. Katlıyormuşsun işte 3 köşeden. Bu şekilde oluşuyormuş. Beşgen elde ediliyor. Beşgenin alanı 50 ise ABCD karesinin bir kenarının alanı sormuş. Şimdi bak şöyle yapalım mı? Öncelikle ilk şekil kare olduğu için kare düzgün çokgendir biliyorsunuz. Buradaki alanı A derseniz bu da onun simetridir zaten değil mi? Bu da A'dır. Bu da onun simetridir. Bu da A'dır. Şimdi arkadaşlar şuradaki kısım katlanmadan önce burada böyle bir şey vardı. Böyle bir şey vardı ve alanı A kadardı. E burası 2A yaptığı için yan tarafının olması lazım. 2A yapması lazım. E hayırlı olsun. Beşgenin alanı kaç oldu? Görüyor musun? 5 tane A oldu. Sevinç gözyaşlarını dökebilirsin. Çünkü soruda verilenle birebir uymasa bile bölünüyor en azından. A eşittir kaç yapıyor? 10 yapıyor. Güzel. Şimdi A'yı bulduk mu? A'yı bulduktan sonra gel güzel kardeşim karenin alanına geçelim. Ben bu şekilden karenin alanına nasıl geçeceğim? Tabii ki eski moduna döndüreceğiz bunu. Eski moduna döndürürseniz görüyorsunuz buralarında A olması gerekiyor. Kısacası karede 8 tane A var arkadaşlar. 8 tane A 80 demektir. Yani soruda karenin alanı kaç yapmış oluyor? 80 santimetre kare yapmış oluyor. Peki biz buradan karenin kenarına nasıl ulaşacağız? Hatırla, karenin bir kenarı eğer şöyle küçük A ile gösterirse alan nereden bulunuyordu? A kareden bulunuyordu. E o zaman A kare bu soruda kaça eşittir? 80'e. Her iki tarafın kare kökünü aldığınızda A eşittir. Pozitif çıkacağı için mutlak değer kullanmadım bu arada aklına geldiyse. Kök 80 olacaktır. Bu da zaten 16 çarpı 5 diye yazılabildiği için 4 kök 5 olacaktır. Bu vatandaş 4 diye fırlar. Cevabımız 4 kök 5 olacak. Doğru seçeneğimiz B şıkkı. 33. Bir altıgen görüyorum soruda. Dikdörtgen. Amele doğrusal. Evet, ameleler genelde doğrusal olurlar. 4 kök 3 4 x ne kadardır demiş. Şimdik bana gönderme yapmışlar herhalde. Arkadaşlar x şöyle bulacağız x'i. Öncelikle bu 4 kök 3 şuraya da yazılabilir değil mi? Peki burası ne kadardır? Dikdörtgen olduğu için karşıya geçersiniz 4 olur. Şöyle bir şey yapsam çok güzel olur aslında. Buna kelebek bir kelebek benzerliğinden bir üçgen türetmeye çalışsam. Bakın şuradaki açı 90 derece. Bunu devam ettirirseniz eğer şurası da 90 derece olacaktır. Bunun devamı tam olarak nereye gelir? Tam olarak buraya gelir. Çünkü burada 120 derecedir altıgenin iç açısı. 30 derece kalacak. Zaten bunlar eşit olduğu için karşısının da 30 olması gerekiyor. Bak burası da 120 oluyor. Dolayısıyla bu çizgi direktmen A noktasından geçer diyebiliriz. Peki şuradaki üçgenle buradaki üçgenin benzer olduğunu gördün mü artık? Evet gördün. Neden? Çünkü bunlar birbirine paralel. Hatta onu şöyle yapalım. Şöyle. Şuradan gitmiş. Of müthiş çizdim ha. Şurası gelmiş. 4 burası. Burası X. Burayı da henüz bilmiyorum. İşte falan filan. Buralara ED diyelim hatta. Şurası da A noktası. Sen de garip kalma. L noktası. Arkadaşlar bakın. Şu kırmızı AE çizgisini nasıl bulacağız biliyor musunuz? Şu çizgiyi. 30, 30, 120 üçgeninden. Şurada parmağımı koyduğum üçgeni görüyor musun? Burası 4 karekök 3. Burası aynı şekilde 4 karekök 3. Ve biz şuradaki uzunluğu arıyoruz. 120, 30, 30 üçgeninin özelliği kenarların, 30'a bakan kenarların kök 3 katı bana 120'yi verir. O yüzden 4 kök 3'ün kök 3 katını alıyoruz ve 12 olarak bulmuş oluyoruz. Hayırlı olsun burasının eşit 12'ymiş. Şimdi bu üçgenler kaça kaç benzer artık? 4'e 12. 4'e 12 ne demektir? 1'e 3 demektir. E o zaman sen buradaki parçaya bir kat dersen şuradaki parçaya ne demiş oluyorsun? 3 kat demiş oluyorsun değil mi? E 4 kat oldu burası. E hayırlı olsun. Çok güzel. 4 kat orasıysa zaten şu çizgi nedir? Altıgenin bir kenarıdır. O halde burası 4 karekök 3 olmak zorunda. Bu da kime eşit olacaktır? 4 katı eşit olacaktır. Soruda 4 kat 4 kök 3 ise bir katın kök 3 olması gerekiyor. Ben neyi arıyorum? 3 katı arıyorum. Doğru yanıtım 3 karekök 3 olacaktır diyebilirim. Cevap B seçeneğiymiş. Oho! 34. sorudayız. Burada mısın? Yoruldun mu? Yorulduysan biraz durdur.
Ondan sonra devam edebilirsin ama ben devam ediyorum. Şimdi ABCD dikdörtgen demiş. ACBD köşegendir. Tamam. Şimdi bak görüyor musun? Bak işte çok önemli. AFFB. Bunu okumadan soruya dalarsak ne oluyor? İşte bunu görmediğimiz için soru çözülmüyor. AFFB'ye eşit. Sonra 12, 15 onları görüyorum zaten. Alanı bulacakmışız. Arkadaşlar dikdörtgende köşegenler birbirini ortalarlar. Köşegenler birbirini ortalayacağı için burası 15 kadarsa şuradaki parça da 15 olmalı. Yani şuraya kaç yazıyoruz? 3 yazıyoruz. Peki hocam sonra ne yapacağız? Sonra sana altın bilgiyi veriyorum. Üçgenler iç içe geçmişlerse bakın dik üçgenler özellikle bu üçgenle içerisindeki üçgen benzerlik ara. Tamam mı? Benzerlik kurmak için açılarına sembol verelim. Şuna çizgi diyelim. Buna da nokta diyelim. 90 çizgi nokta kaç yaptı? 180. Peki büyük üçgene gelelim. 90 çizgi ne eksik burada? Nokta eksik. O zaman üçgenlerimiz benzer oldular. Peki şuralara bir bilinmeyen atayalım mı? A desek mesela. Hemen kuralım benzerliğini. 90'ın karşısında kim var? A. Büyük üçgende 90'ın karşısında kim var? Dikkat et. Dikkat et. 15 artı 15'ten 30 var. Süper. Eşittir. Küçük üçgende noktanın karşısı kaç? 12. Büyük üçgende noktanın karşısı kaç? Aman dikkat. Şuraya getiriyorum. 2A. O yüzden buraya da 2A yazıyorum. Peki 2A. İçler dışlar çarpımı yapmadan önce bir sadeleşme yapsak. Şuraya 15 desek mesela. Bu da gitse şununla. A çarpı A ne geldi? A kare geldi. 15 çarpı 12. Akşam çarpımı sizlere de 180 yapıyor. A kare 180. Şimdi sıkı dur. Ben neye ulaşmaya çalışıyorum? Dikdörtgenin alanına ulaşmaya çalışıyorum. Arkadaşlar biz dikdörtgenin alanını bulabilmek istiyorsak şurayı da bilmemiz gerekiyor. Ya da şurayı bilip orandan öteki tarafa geçmemiz gerekiyor. Şimdi bakın bunun yöntemini anlatayım size. Siz A kareyi 180 buldunuz ya. A her iki tarafın karekökü alınırsa zaten kök 180'dir. Bu da 6 karekök 5 demektir zaten değil mi? O halde şuradaki A gördüğümüz yere artık 6 kök 5 yazabiliriz. Şimdi buraya 6 kök 5 yazınca bu da 6 kök 5 oluyor ya. Buradaki parça da zaten 30. O zaman şöyle bir üçgen çıktı. Burası 30. Burası 12 karekök 5. Ve şurası da henüz bilinmiyor. Şöyle bir şey yaptım. Arkadaşlar burada Pisagor falan yapmaya kalkmıyorsunuz ilk başta. Şöyle anlatayım size. Bunları sadeleştirin. 6'ya bölün. Tamam mı? 5, 2 kök 5 çıktı. 5 ve 2 kök 5 ile Pisagor yapalım. 5'in karesi 25 eşittir. Soru işaretinin karesi artı 2 kök 5'in karesi. 2 kök 5'in karesi de 20 yapar. Buradan soru işaretinin karesini 5 buluyoruz. Ve soru işaretinin kendisini ne buluyoruz? Karekök 5 bulmuş oluyoruz. Karekök 5 buldunuz ama 6'ya bölümü karekök 5 çıktı. Bunu 6'ya bölerek yaptınız siz. 6'ya bölmeden önceki hali kaçtır? 6 kök 5'tir. Tebrikler. O yüzden burasının 6 kök 5 yapması gerekiyor. O halde cevabımız 6 kök 5 sayısıyla şuradaki 12 kök 5'in çarpımı olacaktır. 12 kök 5 çarpı 6 karekök 5 yapacağız. Şu ikisinin çarpımından 5 kazanıyoruz. Zaten 6 ve 12'miz de var. Şurası 30 yaptığı için 30 çarpı 12'den 360'ı bulmuş oluyoruz. Doğru seçeneğimiz Ceyhan'dır. Bununla ilgili bir şey daha söyleyeyim size. Şimdi eğer bir üçgende K'ya 2K varsa dik kenarlar arasında hipotenüs küçüğünün kök 5 katıdır. Yani hipotenüs 30 çıkmış ya. Bunların arasında 1'e 2 oran varsa olsaydı eğer 12 kök 5'e 6 kök 5 olacaktı. 6 kök 5'in kök 5 katı 30 verdiği için demek ki burası direktmen Pisagorsuz 6 kök 5'miş diyebiliriz. Bu da ekstra bir bilgi olsun ha. Kimseye söyleme. Devam et. 35. 35 numaralı sorumuz 1 kare sorusu. Süper. 3, 7, 12 hepsini görüyorum burada. O zaman dalıyorum direktmen. Şimdiki kare dediği için şurasına 5 yazabilir miyim? Toplam 12 yapsın diye. Evet. Sonra şuraya 12 yazabilir miyim? Evet. Aa 5, 12, 13 çıktı. O zaman bu soruda DL mesafesi kaç yapıyor? 13 CM yapıyor. Bu beklesin burada. 5, 12, 13 üçgeni var. Peki şuradaki şekle bir baksana Allah aşkına. Şurada benzerlik. Resmen ben buradayım diyor yani. Kelebek benzerliğim ben ve buradayım diyor. Burası kaç yaptı? 15. Kuralım 5'e 15 benzerliğinden 1'e 3 benzerlik mi geliyor? O zaman şuraya 1 dersen buraya ne demiş oluyorsun? 3 demiş oluyorsun. E hayırlı olsun. Buradaki 4A'yı buldun. 4A 13. O zaman 4A 13 ise A'nın kaç olması lazım? 13 bölü 4 olması gerekiyor. A 13 bölü 4 ise ben X'e ulaşacağım. 3 katını alacağım. O yüzden X dediğimiz şey A'nın 3 katıdır ve cevabımız 39 bölü 4 olarak bulunmuş olur. Bakalım seçeneklerde var mı? Var tabii ki var var. Sıkıntı yok. Devam et. 36 numaralı sorudayız. 36. soru
Ne sorusu? Bir eşkenar dörtgen sorusuymuş. Diyor ki ACBD köşegendir. Tamam. A ve C çember yaylarının merkezi. A da merkez, C de merkez diyor. BF FC'ye eşittir demiş bana. FC BF, tamam, onu da yazdık. 12 2x, x kaç santimdir? Öncelikle şöyle yapalım. Burası bir yarıçap değil mi? Evet. O zaman bu da bir yarıçaptır. Bu 12 olmalı. Bu da bir yarıçaptır. Bu da 12 olmalı. 12 12 24 yaptığı için tık buraya 24 yazma hakkına sahibim. Eşkenar dörtgen olduğu için burası da 24'tür. Karşısı da 24'tür. Peki şuradaki mesafe kaç yapmalı acaba? Şu mesafe. Hocam bu da yarıçap. Evet. O da yarıçap olduğu için bunun da kaç yapması lazım yine? 24 yapması gerekiyor. Arkadaşlar, eşkenar dörtgen dediğimiz modelde köşegenler birbirini ortalayacakları için buradaki mesafe 14 artı x ya. Şurası 14 artı x ya. Buradaki mesafe ile aynı olmak zorunda. Burada 14 artı x'tir. E o zaman x de 14 artı x'in toplamı bana AL'yi verecektir. Yani 24'ü verecektir. X artı 14 artı x 24 yapacaktır. At karşıya, 2x 10 x eşittir 5 gelecektir. Ve cevabımızı bulmuş oluyoruz. Doğru seçeneğimiz C şıkkı olacaktır. 37. Çember sorusu. Daire, hatta çember demeyelim de hakaret olmasın. Çaplı yarım daire ile E merkezli çeyrek daire B noktasında teğettir diyor şurada. 8 vermiş burayı. Tamam. X'i soruyor. Evet, taralı bölgenin alanları da birbirine eşittir diyor. Bak, bu da önemli. Şimdi şunun alanına A, bunun alanına A diyebiliriz değil mi? Eşit dediği için. Şu boşluğa da B diyelim. Arkadaşlar, A artı B dediğimiz alan öncelikle yarım çemberin, pardon, yarım dairenin alanı değil midir? Evet. Bak, not alıyorum. Bu kim? Yarım dairenin alanı. Peki aynı zamanda A artı B dediğim şey E'yi merkez kabul eden çeyrek dairenin alanı değil mi? Şöyle gösterelim onu da. Çeyrek dairenin de alanı A artı B. Evet. Çeyrek dairenin alanı. O zaman dairenin alanı yazacağım. A ile yazıyordum. Dairenin alanı. Şimdi buradan A artı B hem buna eşit olduğu için yarım dairenin alanını bulacağım. Kalemim bitti herhalde bu arada ya. Pardon. Yarım dairenin alanı olduğu için ikisini de bulup birbirine eşitleyeceğim. Sonuçta ikisi de A artı B. Hadi başlayalım. Peki yarım dairenin alanı nasıl bulacağız? Önce normal dairenin alanını hatırlatayım size. Pi r kareden bulunuyordu. Arkadaşlar dikkat ederseniz buradaki çap uzunluğumuz 8 artı x değil mi? 8 artı x dediğimiz şey eğer çapsa, bu bir çapsa, yarı çap nedir? 8 artı x'in yarısıdır. O yüzden pi çarpı yarı çapın karesi, yani 8 artı x'in yarısı yarı çaptır, karesi. Yalnız bu tüm daire oldu ha, söyleyeyim. Bir de bunu ne yapmanız lazım? 2'ye bölmeniz gerekiyor yarım daire dediği için. Bu yarım dairenin alanı artı b. Çeyrek daireye bakacağım şimdi, eşittir. Çeyrek daireden Allah razı olsun bunun yarı çapını biliyoruz, 8. O da şöyle hesaplanır. Pi çarpı yarı çapı 8 olduğu için 8'in karesi bölü çeyrek daire 1 bölü 4 demektir zaten. Bunu kaça böleceğiz? 4'e böleceğiz. Şimdi hemen buradaki işlemleri yapalım. Önce şu pi'ler bir gitsinler. Onlardan bir kurtulalım. 8 artı, bakın ne yapıyorum. 8 artı x'in karesi bölü 2'nin karesi kaç yapar? 4 yapar değil mi? 4. E bu da zaten ters çevirip çarpınca bunun yanına gelecek. Değil mi? Bölme işlemi yapıyoruz sonuçta burada. 2. Yan tarafta 8'in karesi bölü kim var kardeşim? 4 var. Çat çat, bunlar gitti mi? Süper. Peki 8'in karesi 64. Bak şu kalem uyuz etti beni. 8'in karesi 64 yapar. 64 çarpı 2 128 yapar. O zaman 8 artı x'in karesi bu soruda kaça eşit oluyormuş? Şöyle kaymış biraz. 128'e eşit oluyormuş. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Her iki tarafın kare kökünü alacağım. Her iki tarafın kare kökünü aldığınız zaman 8 artı, şuraya yazayım. 8 artı x'i kök 128 bulacağız. Arkadaşlar kök 128 64 kere 2 diye düşünülürse 128 sayısı. 64 8 diye çıkar. 2 çıkamaz. 8 kök 2 oluyor. Bunu da fırlatırız karşıya. X'i 8 kök 2 eksi 8 olarak buluruz. Ve işaretleriz. İşte bu kadar kek bir soruydu diyemiyorum. Uğraştırıcı bir soruydu sadece. Devam ediyorum. 38 numaradayım. Taban yarıçapı 2 santim olan silindirin içinde yeterince su vardır. Bir ayrıtı 2 santim olan küplerden 2 tanesi kabın içerisine konulduğunda demiş tamamen batmaktadır. Şimdi bir ayrıtımız 2 santim. Bunlardan 2 tane koyacağız. 2 tane.
Sen şöyle benden uzak dur da ha, siyah kaleme diyorum ha, kullanmayayım diye. İki tane koyacağız. Şimdi dikkatle izle. Küplerden birinin hacmi. Küpün hacmi biliyorsunuz ayratının küpüyle bulunur. 8. Siz bunlardan 2 tane koyuyorsunuz. Demek ki eklediğiniz hacim 16 santimetre küp. Bu eklenen hacim. Arkadaşlar bu eklemeyi yaptığınızda su bir miktar yükselecek ya. Bakın şöyle yükselsin diyelim ki. Buralara kadar çıktı. Gördünüz mü? Şimdi mesafede, yükseldiği mesafede x, zaten onu bulacağız. Şimdi sıkı dur. 16 santimetre küp bunun dibine batırılınca iki tane küpten dolayı yükselen sıvının hacmi de aynı hacim olacaktır. Yani 16 olacaktır. V batan ve yükselen, evet yanlış söylemeyeyim, batan hacimle yükselen hacim aynı şey olmalı. O yüzden yükselen hacim şuradaki parça 16'ya eşitlenecek. Peki oradaki parçanın hacmini nasıl bulabiliriz? Sıvılar konduğu kabın şeklini alacağı için yarıçapı, burada soruda 2 verilmişti silindirin. Yarıçapı 2 olan bir silindir parçasının hacmini hesaplayacağız. Nasıl hesaplanıyordu? Taban alanı çarpı yükseklikten. Taban alanı dairenin alanıdır. Pi çarpı r'nin karesi. Yüksekliği bilmiyoruz. X. Bak bu yükselen hacimdir. Kaç eşitleyeceğiz bunu? 16'ya. Çünkü batan hacimler bunlardı. Buradan işlem yapalım. 4 geldi burası. 4 tane pi çarpı x eşittir 16. 4 pi'yi buraya bölme diye indiriyorum. 16 bölü 4 pi sonucunu buluyorum. Ve buradan 4 ile 16'yı tabii ki sadeleştirip cevabı Denizli olarak işaretliyorum. 39 numaradayız. Maşallah bize ya. 39. sorudayız. Koordinat sisteminde, koordinat düzleminde ordinatı 12 olan noktada y eksenine teğet olan bir çemberin x eksenini kestiği noktaları arasındaki uzaklık 10'dur demiş. Şimdi bir dakika ne demeye çalışıyor? Önce onu anlayalım. Bana diyor ki ordinatı 12 olan noktada y eksenine teğet olan bir çember. Y eksenine teğet olan bir çember. Tamam, burada teğet geçen bir çember. Şöyle devam ediyor. X eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık 10 birimdir diyor. Ha, şimdi x eksenini kestiği noktalar arası uzaklığı bulabilmek için çemberi devam ettiriyorum. Ve şu şekilde bu buradan devam ediyor işte. Her ne kadar çok düzgün çizemesem de. X eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık ne kadarmış? Şuraya A, buraya B diyelim. A ile B arasındaki mesafe 10 birimmiş. Bana diyor ki çemberin çevresi ne kadardır? Arkadaşlar bu çemberin bir merkezi var değil mi? Evet. Peki teğet vermesinin amacı ne? Şu, bir çemberde teğete merkezden bir tane parça çekerseniz o dik olur. Bu bir kuraldır zaten. O yüzden şuralarda bir yerde merkez varsa şu parçayı çektiğimizde burası ne olacaktır? Dik olacaktır. Süper. Bu arada bunun da 10 olduğunu biliyoruz. Peki burası merkez. O. Ben şu anda çevreye ulaşacağım ya. Çevre 2 pi r'den bulunuyor. R'yi bulmaya çalışıyorum. R'yi nasıl bulabiliriz acaba? Şuradan bakın, kirişe doğru bir tane dikme çizelim. Kirişe çizdiğimiz dikmeler kirişi 2 eş parçaya bölerler. 10 olduğu için 5 5 yapmış oluyor. Peki şuradaki 12'yi hocam hiç kullanmadık. Evet, kullanmadık. Bakın burada 12 varsa burada bir dikdörtgen oluştu. Dolayısıyla burası da kaç yapacaktır? 12 yapacaktır. Hayırlı olsun. Şu çizgiyi çektiğiniz takdirde burada bir tane dik üçgen çıkmış oluyor. 5 12 kaç üçgeni bu? 13 üçgeni. O zaman R bu soruda 13'tür. R 13'tü arkadaşlar. Buraya 13'ü yazarsınız ve cevabı 26 pi olarak bulursunuz. Doğru yanıtımız 26 pi. 40 numaralı son sorumuzdayız. Şimdi 40 numaralı soruda yukarıda 17 birim küpten oluşan cisme aşağıdaki cisimlerden hangisi eklenirse 1 ayrıtı 3 birim olan küp oluşur demiş. Şimdi öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim size. 1 ayrıtı 3 birim olan küp. 1 ayrıtı 3 birim olan küp. Şöyle bir küp. 1 ayrıtı 3 birimse eğer, bununla acaba içerisinde kaç tane birim küp vardır sizce? Evet. Doğru tahmin ettiniz. Bunun içerisinde, bakın çizerek gösteriyorum size, 27 tane birim küp vardır. Bunu oluşturmaya çalışacağız. Tamam mı? Buradan bunu oluşturmaya çalışacağız kısacası. Şu anda 17 birim küp var mı? Evet. 27 birim küp olabilmesi için 10 tane daha mı eklemem gerekiyor? Evet. O zaman seçeneklere bir inelim. Bakın kaç tane birim küp var. Bunların altı boş olmaz, tamam mı? Dikkat. Şimdi dikkat et. Burada kaç tane birim küp var? 3 tane. Şuradan takip edebilirsin. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra. 3 tane burada. Burada 2 tane. Şurada da zaten 4 tane. Bunları topladığın zaman 9 tane gelmiş oluyor. Bu cevap değil demek ki. Peki buna bakalım.
Şurada bunun altında 3 tane var. 3. Bunun altında 2 tane var. Şurada 3. Bir de burada var. 4. 4, 3, 2'den gene 9 geldi. Bu da cevap değil. Buna bakalım. 3 tane bunun altında var. 2 tane bunun altında var. Bak şurada da T harfini görüyor musun? 4 tane de burada var. 9. Bu da cevap değil. Bunun altında 3 var. Bunun altında 2 var. Bunun altında 1 var. 3, 2, 1. Şu sırada da 3 var. Topluyorsun bunları. Gene 9 geldi. O zaman bu da cevap değil. Cevap demek ki Edirne oluyormuş. Arkadaşlar zaten burada 3 tane var. Burada 2 tane. Burada 1 tane. Burada 2 tane var. Alt üstü 1 tane. 1 tane. Bunları topladığınızda 10 tane gelmiş oluyor. Doğru yanıtımız E şıkkı olacaktır. Değerli arkadaşlar, İlk denememizin çözümlerini tamamlamış oluyoruz. İnşallah en az 40 net yapmışsınızdır. Hepiniz kendinize dikkat edin. İkinci çözümlerde görüşmek üzere.